elementary kelimeler diyelim ve yine elementary seviyesi kelimelerle devam edelim. Cold, soğuk. İngiltere'de soğuk olur. Kuzey, rüzgar. Şimdi rüzgarla ilgili bir fiil bulacağımız için windy yazıyorum. Bu bağlaçı çok göreceğiz. Cümle başında ve ortasında eğer soru değilse dığında diye çeviriyorduk. Kuzey rüzgarları bir şey olduğunda İngiltere'de soğuk olur. Kuzey rüzgarları goes gitmek yazı yemin ede biliyorsunuzdur ama blows üflemek anlamına da gelir. Eğer rüzgarsa esmek anlamına gelir. Cover bir şeyi örtmek, kaplamak anlamında. Üstünü kaplamak derken kullanıyoruz mesela. Passes de bir şeyi başkasına geçirmek, pas vermek anlamında. Şimdi rüzgar ne yapar? Rüzgar eser. O yüzden wind blows dedik. It is warm and pleasant when the sun. Yine when bağlıcı var gördüğünüz gibi. Ilık ve Şimdi pleasant hoş güzeldir. Güneşle ilgili bir fiil bulalım hadi bakalım. Güneş bir şey olduğunda o böyle ılık ve hoş olur. Pour, dökülmek demek. Light ışık aydınlatmak anlamında ya da ışıklar hem fiil hem isim olabilir light. Shines parlamak demek. Comes gelmek. Demek. Şimdi biz güneşle lights'ı değil de sunlight dediğimizde güneş ışıkları oluyor. Yani güneş ışıtıyor olmuyor. Lights orada isim haline geliyor. Güneş burada bir fiil lazım olduğu için güneş parladığında shine güneşle kullanılan o fiil işte. Sun shines. When it rains very heavily it. Bakalım. Yine when'i çevirmiyorum. Dığında yağmur. Yağmur yağmak. Fiil burada Heavily yağmurla kullanıldığında çok fazla anlamında normalde ağır demek evi biliyorsunuz. Ama yağmuru anlatırken böyle çok yoğun, çok fazla yağdığında ne olur? O waters sulamak, fiil olarak da sulamak anlamında. S takısını o yüzden almış. Purs işte o dökülmek demek yani böyle. Snows kar yağması anlamındaydı. Freezes da de, donmak demek. Şimdi çok yağmur yağdığında ne olur? Böyle dökülür. Bardaktan boşalırcasına yağar. It pours. My friend says I like to money. Hmm. Arkadaşlarım der ki söyler. Says. Söylemek. I like money. Sevmek var. Para var. Ama burada bir fiil var. Parayı bir şey yapmayı sevdiğimi söyler arkadaşlarım. Para bulmak. Sevebilir. Spent para harcamak. See, para görmek. Gain, kazanmak demek. Ama bu parayla kullanılır. Şimdi arkadaşlarım ne yaptığımızı söyleyecekler. Muhtemelen spend money olduğunu söyleyecekler. Evet, diğerleri de yani hangi fiili koyarsanız koyun mantıklı gibi duruyor ama gain mesela experience yani deneyimle kullanılan bir fiil onu söyleyelim. Deneyim kazanmak derken para kazanmak derken mesela earn money olması lazım. Burada parayı harcamayı sevdiğimiz söylerler dedik. They have everything. Şimdi have burada var diye çevirelim. Sahiptir. Neleri var? Her şeyleri var. İçin ni için senin evin için. Şimdi senin senin evin için bir şey yaptın. Her şeyleri var. Yine have you have for your house olmaz. senin evinde olan her şeye sahipler onlar. Çünkü for yapısı var burada. Like for sevmek de olmaz. Need ihtiyaç anlamında need for ihtiyacı olmak. Bir şeye ihtiyacı yani evin için ihtiyacı olan her şey onlarda var. Adore ne demek? Adore bir şeye bayılmak böyle tapmak çok sevmek demek. Adore You can everything you need at the supermarket. Evet bakalım can neydi? Kendisinden sonra gelen fiile ebilmek anlamı katacak. Everything yukarıda yazdık. Her şey. Her şeyi yapabilirsin. Nasıl her şey bu? Unit ihtiyacın olan at the supermarket. Bu süpermarkette ihtiyacın olan her şeyi Süpermarketten lent yapabilir miyiz? Yani ödünç alabilir miyiz? Bir şeyi sanmam. Sell fiil olarak satmak demek. Use kullanmak anlamında. Ve son olarak buy satın almak demek. Süpermarketi gördüğümüzde ihtiyacın olan şeyleri buy yani satın alabileceğini söylemek yanlış olmaz herhalde. If you cannot your watch, buy a one. Evet bakalım. Cannot yapamazsan. If'i eğer diye de çevirebilirsiniz. Sesa diye de bulamazsan, edemezsen artık her neyse. Watch burada izlemek değil saat anlamında. Yani your watch isim olarak kullanılmış. Dikkat edin senin demiş. Eğer bu şekilde bir iyilik yapılısı varsa your, my gibi bundan sonra kullanılan watch'ı izlemek olarak çevirmeyin. Your watch dedi. Senin saatin. Buy yukarıda yazdık. Yine yazıyorum. Satın al. Yeni bir tane. Yeni bir tane. New one. Yeni bir tane. Buy. Satın al. Ne yapamıyorsun o zaman saatini? You cannot find. Bulamıyorsun muhtemelen. Do yapmak. Getin bir sürü anlamı var. Hangi fiilde kullanıldığına göre değişir. Gitmek, elde etmek, kazanmak. Yani hangisini yazayım bilmiyorum. Edinmek, selde satmak demek. Burada almak, edinmek diye de bulmak yani if you can't find dedik. I am my glasses where can they be? Hmm. Şimdi sorumuz nerede? Ken Ebilmek, be, be de olmak nerede olabilirler diye sormuş. Doğal olarak gözlükleri için bir şey yapıyor ki yani bulamıyor demek ki yerini soruyor. I am using. I am using dediğinde ben kullanıyorum anlamına gelir. Bu kullanmak demek. I am seeing. Görmek demek. I am seeing dediğinde görüyorum. Looking for. Looking for bir şeyi aramak. Bir şey için bakmak anlamında zaten bakın. Find de bulmak demekti ne yapıyor? Bulamadığına göre looking for glasses yani gözlüklerini arıyor. My father shoes in a store. Evet, babam ayakkabılar store dükkan. Şimdi dükkanda ayakkabı ne yapar? Sell satmak demiştik. Ayakkabı satar olur. Make shoes dükkan olduğu için ayakkabı yapmak olmaz. Wears wear giymek demek give de vermek demek ne yapıyor dükkanda ayakkabı satıyor babam I forget to for good that I buy every time hmm. şimdi forget şuraya çıkaralım Burası biraz doldu forget bir şey unutmak demek forget to bir şey yapmayı unutuyorum Goods burada ne iyi demek değil sonunda s takısı var onlar için demiş zaten devamında da dikkat ederseniz bir isim yok yani bir şeyi nitelemiyor sıfat olamaz o yüzden bu tür yapılar yani bu tür bir goods'u gördüğünüzde hemen malzeme olarak çevirebilirsiniz. Eşya olarak çevirebilirsiniz. Mal olarak çevirebilirsiniz. Yani bir şey ya bu mallar için bir şey yapmayı unutuyorum. That bu malları niteliyor. Hangi mallar bunlar? I buy every time. Her zaman bu aldığım malları bir şey yapmayı unutuyorum. I forget to sell. Satmayı unutuyorum. Zaten almışsın. Buy Satın almak zaten satın almak vardı geçiyorum gi vermek payde ödeme yapmak ya da bir şeyi ödemek demek neyi unutuyor muhtemelen satın aldığında onlar için ödeme yapmayı unutuyor I must buy things hmm. bir tane bakalım proposition sorusu must meli malı anlamında yapmalıyım satın almalıyım bir şeyler satın almalıyım evim için diyeceğiz o da for. For my house. Can I try this? Evet. Try neydi? Denemek anlamındaki kelimeydi. On üzerinde. Şimdi bir soru var burada. Can I? Yapabilir miyim bunu? Niye acaba? Bu neyi üzerinde? Üzerinde deneyeceğine göre ceket olur mu? Olur. Bottle, şişe olur mu? Olmaz. Paper, kağıt olur mu? Olmaz. Shoes, ayakkabı. Diz tekil olduğu için burada shoes çoğul, o yüzden de hani ayakkabıyı da tercih etmiyoruz. Shoes, these shoes olsaydı, yani şurası bir dakika kaleme gelelim, şurası these olsaydı these shoes. O zaman çoğul olurdu belki shoes da cevap olabilirdi. Can I have my back? Hmm, have back. Bir şeyi geri almak diyor. Can I benim bir şeyimi geri alabilir miyim? Neyimi? Pay, ödemek demek. Yani bir fiil. Cash, nakit anlamındaki kelime. Money, para demek. Cost da ücret anlamında. Para ödünç vermiş. Onu geri istiyor. I took some biscuits from the in the supermarket. Took, almak. Yani tek fiilinin ikinci hali. Almak diyelim şöyle. Bir şeyden bir şey süpermarketteki bir şeyden biraz bisküvi aldım diyor. Süpermarketin neyi olur? Bakalım. Tin kutu demek. Shelf raf demek. Bin kova demek. Bottle şişe demek. Hangisi olacak? Süpermarketin shelf'inden yani rafından. We give the money to the give vermek. Yine marketteki birine parayı verdiğimiz söylüyor. Bakın to EA anlamında kime parayı veriyoruz? Veririz. Q yazılışı uzun ama sadece Q diye okunuyor bu kelime bu arada. Kuyruk manager manager bunu yazmıyorum. Kasiyer kasiyer cashier zaten kasiyer. Customer da müşteri. Parayı kime veririz? Cashier'a kasiyere. Evet. Nedir? Para you get. Get'e demiştik? Almak, elde etmek, edinmek. Usually genelde haftalık, weekly, haftalık veya hourly, saatlik. Şimdi saatlik veya aylık aldığın para nedir diye sorulmuş. Salary var. Maaş demekti. Pay fiildi. Ödemek. Payment olsa belki olurdu. Wages. Bu da ücret ya da maaş demek. Şimdi salary ile arasındaki farka bakalım. Cash'te nakit demek. Şimdi salary daha çok bir şirkette yıllık olarak bir çalışanın e, toplam ücreti. Bu genelde saati haftaya göre değişmez. Sabittir. Sabit maaştır. Wages ise yapılan saatlik, haftalık çalışmalar karşılığı, aylık da olabilir wages gerçi karşılığı verilen ücrete verilen isim. O yüzden burada wage yani yine ücret, maaş ikisi de dediğim gibi maaş anlamında ama wage biraz daha farklı anlam olarak. We call abilities you can do as. Hmm. Call. Call normalde neydi? Aramaktı. Bu şekilde biz adlandırmak diye çevirelim. Ability yetenek. Yetenekleri şöyle adlandırırız. You can do. Yapabildiğin yapabildiğin. Es. Şimdi bu es ne olarak diye çevireceğiz bunu. Bir şey olarak adlandırabilir. Yapabildiğin şeyleri bir şey olarak adlandırırız yetenekleri. Skills evet bu yetenek demek. Experience deneyim demek. Job meslek. Quality de kal kalite demek. Ability istediğinde zaten skills yine yetenek eş anlamlısı olarak düşünebiliriz. Ability skill. Work. Work iş ya da çalışma demek. Same. Aynı type tür demek. You have done. Have done before. Önceden. Zaten have done da önceden yapılan bir perfect yapıydı değil mi? Şimdiye kadarı anlatırdı have done. Geçmişten şimdiye kadar. Eğer have sonra fiil 3 varsa. Daha önce şimdiye kadar yaptığın aynı türde işler bakın yine is cold kullanılmış olarak adlandırılır. Ne olarak adlandırılır? İş, meslek, iş, experience deneyim, duty görev. Şimdi daha önceden yaptıysan bu senin experience'ındır. Certificates and exams. Sertifikalar. Onu yazmıyorum. Yani çok zor bir yazılış gibi gözüküyor ama Türkçe sertifikalar, egzem sınavlar, peste, sınavlar ve sınıf için geçmek anlamında, mean anlamına gelir diye soruyor. Hmm, bakalım ne anlama gelirmiş? Geçtin sertifikalar, aldın sertifikalar, geçtiğin sınavlar. Meslek anlamına mı gelir? Deneyim anlamına mı gelir? yetenek skills anlamına mı gelir? Kualifikasyon. Kualifikasyon işte bu edinilen hani senin şimdiye kadar aldığın etiketler. Kualifikasyonlar. Türkiye'de kualifikasyon diye zaten çoğu zaman kullanıyoruz. Evet sertifikalar ve sınavları kualifikasyon olarak adına bu işbaşı deneyimdi. Zaten skills ve job olmaz. What is a talk? Talk burada isim olarak kullanmış. Bakın a talk diyor. Konuşma bir konuşma kim ile şirket company ile about about hakkında ne hakkında bir possible yani imkan mümkün imkan dahilinde anlamında. Yani mümkün olan, boşta olan, imkanı olan bir iş hakkında bir şirketle konuşma nedir diye sormuş. Nedir? Bir speaking midir? Speaking klasik konuşma insanlar arasındaki interview interview görüşme demek iş için kullanılır mı? Kullanılır. Experience'ı yazmıştık. Yine de yazıyorum. Deneyim. Talk. Yine talk klasik konuşma demek. Buradaki o resmi konuşmayı interview diyeceğiz.